Hepiniz biliyorum Instagram kullanıyorsunuz, YouTube kullanıyorsunuz, TikTok kullanıyorsunuz. Neden buralarda Almanca video izlemiyorsunuz? Ben gerçekten bilmiyorum. Yani bunu yapamıyorsanız bile kendinize yeni bir hesap açın. Orada sadece ve sadece Almanca video izleyin ve size sürekli Almanca videolar önerilsin. Bu grubu tamamen kendim tasarladım arkadaşlar. Özellikle şunu düşündüm. Yani insanların neyde eksiği var? Mesela konuşmada eksiği var. Almanca bir şeyler takip edip izlemekte eksiği var. Yani bir şekilde Almanca öğreniyorsunuz, kursta öğreniyorsunuz, kitabı kapatıp bırakıyorsunuz mesela. Bu konuda bir hata yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz. Arkadaşlar bugün sizlere Almanca öğrenmek için kullanabileceğiniz Telegram grubumuzun tanıtımını yapacağım. Burası bir Telegram grubu gördüğünüz gibi. Grupta farklı farklı bölümler var. Burada seviyelere göre ayırdım hepsini. B2, C1 arasında bir ortak seviye olarak aldım. Onun dışında A1, A2 ve B1 gibi seviyeleri görebilirsiniz. Burada genel sohbetimiz var. Genel olarak düşündüğünüz şeyleri, yorumlarınızı, sohbetlerinizi burada yapıyorsunuz. Onun dışında diğer bölümlere sohbet karıştırmanızı tavsiye etmiyorum. Burada çok önemli siteler diye bir bölüm koydum arkadaşlar. Bu siteler benim Almanca öğrenirken çok kullandığım siteler olduğu için bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Burada arkadaşlar theartikel.de diye bir site var. Burada artikel çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Burada göstereceğim gibi. Burada artikel bestimmung diyor. Tıklıyorsunuz. Burada size böyle bir test geliyor arkadaşlar. Burada mesela name. Der Name mesela. Stieg. Das mıydı? Doğru. Bu şekilde. Der Wettbewerb. Das Fenster. Burada bu şekilde artikelleri öğrenebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar Schreiben çalışmalarınız için bu siteyi kullanabilirsiniz. LanguageTool.org. Bu siteyi size göstermek adına ChatGPT'den bir metin hazırladım arkadaşlar. A2 seviyesi bir metin olarak hazırladım. Burada size bu metindeki bütün yanlışları verecek. Şimdi metni koyduk gördüğünüz gibi. Hemen burada diyor ki mesela burada E büyük olmalı diyor. Burada başka bir düzeltme var. Mesela Antwort, die Antwort olduğu için mesela meine Antwort olması gerek. Mesela bunu bu şekilde düzeltiyor. Antwort olduğu için mesela baş harfinin büyük olması gerek. Entschuldigung demiş ve das cümlesi kurmuş. Dass ich erst jetzt schreibe. Bakın burada ya virgül olacak ya nokta olacak. Ich hatte viel zu tun in den letzten Tagen demiş. Burada T'nin büyük olması lazım. Bir de bakın burada letzten yerine yanlış yazmış. Hatta auch ein Problem. Bunu da büyük harfle yazacaksın. Bunu da aynı şekilde computer. Mesela burada örnek verelim. Burada mit meiner diyelim mesela örnek verelim. Hani computer'ın artikeli değilmiş gibi düşünelim. Bakın burada die olmadığı için düzeltiyor yine gördünüz mü? Artikeline göre düzeltti. Meinem computer virgül. Es tut mir leid bakın virgül. Yine bakın burada yine virgül önerdi. Yine büyük harf hatası. Bakın burada virgül koymayı unuttuk. Bunu önerdi. Bakın burada bir daha virgül eksiği var. Önerdi. Büyük harf, küçük harf. Ihre Verständnis diyelim bakalım düzeltecek mi, düzeltmeyecek mi? Vielen Dank. Ihr diye düzeltti. Neden? Çünkü das Verständnis ya. O yüzden bunu Ihr olarak düzeltti. Yani bu şekilde yazarken buradan kontrol edebilirsiniz. Dil bilgisi hataları için %100 buna güvenin diyemeyeceğim ama yazım ve noktalamada gerçekten her şeyi düzeltiyor. Yanlış bir şey yazdığın zaman tık 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 düzeltebilirsiniz bu uygulamayı kullanarak. Language Tool arkadaşlar ücretsiz bir şekilde. Aynı şekilde bütün dil bilgisi hatalarını düzeltmek istiyorsanız bunun paralı versiyonu var. Ama ücretsiz versiyonundan da çok güzel bir şekilde faydalanabilirsiniz. Bütün yazım noktalama hatalarınızı düzeltiyor. Şimdi diğer bir uygulamamız arkadaşlar contextreverso.net. Burada bir kelime girdiğiniz zaman bunu örnek cümlelerle görmüş oluyorsunuz. Mesela örnek verelim. Verkehrs Schild diyelim. Doğru yazdım umarım. Buradan dinliyorsunuz. Verkehrsschild. Dieses Verkehrsschild zeigt das Ende einer Autobahn an. Mesela. Verkehrsmittel. Burada size çevirisini verdi. Altında örnek cümleleri var. Örnek cümlenin çevirisi var. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı örnekler var. Bu şekilde. Ve benzer kelimeleri de buradan görebiliyorsunuz. Synonyme görebiliyorsunuz. Yani sinonimlerini görebiliyorsunuz. Burada mesela transport metal demiş mesela. Eş anlamlı olarak kullanılabilir demek istemiş. Devam edelim. Verbformen. Burası fiil çalışmak için kullanacağınız bir site. Schreiben diyelim. Çok basit. Çok temel bir fiilimiz ama bunun her türlü versiyonunu görüyorsunuz burada. Her türlü çekimini, her türlü versiyonunu burada görüyorsunuz. Bütün her şey. Yani Präsens, Präteritum, Imperativ var. Konjunktiv 2 var. Yani burada her şey var gördüğünüz gibi. Plusquamperfekt var. Futur 1 var. Futur 2 var. Her şey var. Perfect var. Burada her türlü fiilin çekimlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada size de PDF de veriyor. Böyle gördüğünüz gibi. PDF olarak da buradan indirebilirsiniz. Burada diğer grup kaynaklarımız var. Burada PDF kaynakların olduğu bir link var arkadaşlar. Gruba girerseniz buna da
erişim sağlayabilirsiniz. Burada epey bir sınav içerikleri, kitap örnekleri vesaire var. Bunları burada göstermeyeceğim. Bu kanal arkadaşlar Almanca sınavlarına hazırlanıyorsanız kullanabileceğiniz bir kanal. Özellikle yazma konusunda çok güzel egzersizler var. Bizzat böyle örnekler var. Yani bizzat Goethe'nin örnekleri var. Sınavda çıkmış veya çıkabilecek örnekler burada mevcut, hepsi seviye seviye örnekleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üzerinden geçmeyeceğim ama size örnek bir aufgabe veriyorlar arkadaşlar. Siz bunu yapıyorsunuz ve aynı şekilde örnek bir cevap da görüyorsunuz bu videolarda. O yüzden çok faydalı. Onun dışında Almanca dizi film izlemek istiyorum ama Netflix'im yok, Amazon Prime'im yok diyebilirsiniz. Burada YouTube'da tamamen ücretsiz erişebileceğiniz yüzlerce Almanca film var arkadaşlar şu playlist içerisinde. Buradan da bunların hepsine erişebilirsiniz. Aynı şekilde bir playlist daha var. Burada da tamamen ücretsiz, yani 100 küsür film var. Hepsini izleyebilirsiniz. Onun dışında birkaç tane böyle kaynak Alman televizyonlarını izleyebileceğiniz site var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi TV Pinto. Bunu da buraya linkini atacağım arkadaşlar. Sonra burada Buchstaben diye bir site var arkadaşlar. Burada da kelime aratıyorsunuz ve kelimelerle, yani bir kelimeyle başlayan veya biten şeyleri görebiliyorsunuz. Mesela Verkehr kelimesiyle alakalı arattık, mesela örnek verelim. Şimdi burada arattık ya, burada size diyor ki Wörter mit Verkehr am Anfang diyor. Başında Verkehr olan kelimeleri gör diyorsun. Gördüğünüz gibi bakın burada her türlü kelime, aklınıza gelebilecek her türlü kelime, bak görüyorsunuz. 12 harfli, 11 harfli, yani trafikle alakalı her türlü, trafik ve ulaşımla alakalı bütün kelimeler çıkıyor, gördünüz mü? Burada inanılmaz, yani 14 harfli, 15 harfli. Buraya mesela Wörter suchen diyor. Arbeit yazalım mesela. Arbeit ile başlayan her şey çıkacak mesela burada yine. Wörter mit Arbeit am Anfang diyor mesela. Ya da am Ende var mesela. Arbeit ile biten kelimeler mesela. Bu sefer de buna bakalım. Arbeit, Bauarbeit, Einarbeit, Erdarbeit, Fußarbeit gibi gibi gibi. Yani böyle burada farklı farklı şeyler. Burada başı Arbeit olan kelimeler. Arbeitsamt, Arbeitsamt, Arbeitsart, Arbeitsehe, Arbeitsgas gibi bir sürü şey var. Yani her türlü kelimeyi buradan görebilirsiniz. Sonsuza kadar gidiyor. Buradan favorileyebiliyorsunuz da. Çok ilginç bir site. Yeni keşfettim. Aynı şekilde TV Pinto gibi bir de bu site var arkadaşlar. Burada Alman kanallarını izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere kitap PDF denemelerin olduğu bölümü gösteriyorum. Burada yine sohbet dönmüş ama gördüğünüz gibi size burada mesela telk örneklerini vesaire bulduğum kaynakları paylaşıyorum. Burada yine aramızdaki arkadaşlar da buldukları şeyleri paylaşıyorlar. Yani siz de bir şey bulduğunuz zaman, başkalarına faydası olabileceğini düşündüğünüz şeyler bulduğunuz zaman burada paylaşabilirsiniz. Burada mesela kelimelerle alakalı bir kaynak var. Burada birisi Türkçesiyle birlikte yazmış. Böyle biri yapmış ve paylaşmış. B2 C1 seviyelerindeyseniz arkadaşlar bu Expertly German denen kanalı tavsiye ediyorum. Onun dışında Deutsch mit Rieke diye bir kanal var. Bu kanal arkadaşlar harika anlatıyor gerçekten. İleri seviyedeyseniz gerçekten çok faydalanabileceğiniz bir YouTube kanalı, çok iyi. Aşağıda arkadaşlar A1 ve B1 seviyeleri için de yine sohbet alanları var. Yani burada kendi seviyenize uygun birilerini bulup onlarla sohbet edebilirsiniz. Onun dışında ev bulmayla alakalı bir bölüm daha var arkadaşlar. Burada ev ilanları paylaşılıyor. Ausbildung, denklik ve vize ile alakalı sorularınızı da sorabilmeniz için böyle bir bölüm açtım. Burada arkadaşlar aynı şekilde Almanca Sprechen diye bir bölüm var. Özellikle adını böyle yazdım ki insanlar buraya geldiği zaman Almanca bir şeyler yazsın. Maalesef arada Türkçe sohbetler de geliyor ama mümkün olduğunca burada Almanca yazışmaya çalışıyoruz. Almanca sohbet etmeye, Almanca ses göndermeye çalışıyoruz. Telegram grubumuzda benim en çok önemsediğim bölüm Almanca film, dizi, medya bölümü arkadaşlar. Kesinlikle ben bunu çok önemsiyorum. Kesinlikle siz de Almanca öğreniyorsanız, film izliyorsunuz, belgeseller izliyorsunuz, birçok şey izliyorsunuz, Almanca'ya maruz kalıyorsunuz. Bu çok önemli. Hepiniz biliyorum Instagram kullanıyorsunuz, YouTube kullanıyorsunuz, TikTok kullanıyorsunuz. Neden buralarda Almanca video izlemiyorsunuz? Ben gerçekten bilmiyorum. Yani bunu yapamıyorsanız bile kendinize yeni bir hesap açın. Orada sadece ve sadece Almanca video izleyin ve size sürekli Almanca videolar önerilsin. Bu şekilde gerçekten günlük olarak Almancanızı geliştirebileceksiniz. Bu gerçekten çok önemli. Farkında olmadan bilinçaltınızda bir öğrenme gerçekleştiriyorsunuz. Asıl öğrenmek budur zaten arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Gördüğünüz gibi burada ben özel belgeseller paylaşıyorum veya işte böyle birkaç tane motivasyonla alakalı Almanca konuşan YouTuber'lar var veya komedyenler var. Ya burada gerçekten çok önemli şeyler var ama burayı hiç takmıyorsunuz. Mesela burada bir şey paylaştım. Almanya'dan Türkiye'ye göç etmiş Almanların videoları var. Bunları takip edebilirsiniz. Türkiye hakkında konuştuklarını takip edebilirsiniz. Almanya'daki hayatla alakalı konuşanları takip edebilirsiniz.
Yani neyle ilgileniyorsanız, kendi ilgi alanınız neyse, coğrafyaysa coğrafya, müzikse müzik, yani ilgi alanınız neyse onu Almanca olarak izleyin. Bunun için size çok fazla video gönderdim. Bunun için çok fazla emek harcadım gerçekten. Burada mesela örnek veriyorum. Türklerle alakalı, gurbetçilerle alakalı içerikler var. Hani Türk erkekleri şöyle böyle vesaire. Burada mesela Türkiye ile Yunanistan'ı kıyaslamışlar. Bu da Almanca bir video. Burada karşı taraftaki sanırım Avusturya diyalektiyle konuşuyor. Yani birisi Yunanistan'da, biri Türkiye'de, bunu Almanca olarak kıyaslıyorlar mesela. İlginç videolar var arkadaşlar gerçekten. Bunların içine kendinizi atarsanız çok hızlı bir şekilde Almanca öğrenebilirsiniz. Burada mesela enflasyon ve turizmle alakalı, yani Abzug diyorlar, soyulmak diyorlar, soygun diyorlar. Hani Türkiye'ye gittiğin zaman kazıklanıyorsun, kazıklanma oluyor ya, buna Abzug diyorlar. Bununla alakalı bir içerik var mesela burada. Burada mesela ilişkilerle alakalı, mesela hani illa böyle bir şey öğrenmekle meraklı değilseniz ilişkilerle alakalı bir şey izleyebilirsiniz. Podcast izleyebilirsiniz. Yani komedi izleyebilirsiniz. Ya da böyle lifestyle tarzı şeyler izleyebilirsiniz. Yani 100 tane çeşit var, içerik var. Bunları takip edin. Yani politika var mesela, görüyorsunuz. Yani burayı takip edin. Gerçekten burayı takip edin. Önünüze bir algoritma oluşturana kadar, tamamen size Almanca videolar öneren bir algoritma oluşturana kadar Almanca videolar izleyin. Burada arkadaşlar yüksek lisansla alakalı sorularınızı cevapladığım bir alan daha var. Burada son videomu paylaştım. En son işte Almanya'da üniversitede okumak nasıl, Almanya'da dersler nasıl vesaire diye. Onun dışında Almanca eğitim diye bir bölüm var arkadaşlar. Burası tamamen Almanca öğrenmekle alakalı, çalışmakla alakalı sorularınızı sorabileceğiniz, tartışabileceğiniz bir alan. Aynı şekilde ara ara Almanca ile alakalı videolarımı da burada paylaşıyorum. Almanca müzik arkadaşlar. Burada da yine benim paylaşımlarım var çoğunlukla. Beğendiğim parçalar var veya işte dili öğrenmenize katkı sağlayacak parçalar var. Özellikle sözleri fazla olan parçalar. Bunu özellikle seçtim. Mesela Der Gastarbeiter diye Echo Fresh'in şarkısı. Bunu özellikle paylaştım arkadaşlar. Burada bir misafir işçinin hayatını anlatıyor. Yani Gastarbeiter, Der Gastarbeiter diye. Burada bir hikaye var. Yani baştan sona bir hikaye. Şimdi burada telif sıkıntısından dolayı problem yaşar mıyız diye bilmediğim için videoyu video şeklinde göstermeyeceğim, ama alt yazılı, yani bir iki kelime gösterirsek mesela, burada alt yazıları da var. Videoyu zaten sessiz açtım mesela, gördüğünüz gibi. Burada tamamen bir aile hikayesi, nasıl geldiler, nasıl zorluklar yaşadılar vesaire. Burada gördüğünüz gibi hayatı boyunca savaşmış mesela, az para kazanmış ama yine de işte devam etmiş vesaire. Bu tarz şeyler. Kohle para demek arkadaşlar argoda. Yani bunları da öğrenmeniz adına, argo kelimeleri sokak ağzında öğrenmeniz adına bunları da dinleyebilirsiniz. Hani bu şey demek değil, her zaman böyle konuşacaksınız. Yani bu kelimeyi de bileceksiniz, argoyu da bileceksiniz. Ama her zaman öyle konuşmayacaksınız. Yani neyi nerede söyleyeceğinizi bileceksiniz tabii ki. Bu da çok önemli. Bu grubu tamamen kendim tasarladım arkadaşlar. Özellikle şunu düşündüm. Yani insanların neyde eksiği var? Mesela konuşmada eksiği var. Almanca bir şeyler takip edip izlemekte eksiği var. Yani bir şekilde Almanca öğreniyorsunuz, kursta öğreniyorsunuz, kitabı kapatıp bırakıyorsunuz mesela. Bu konuda bir hata yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz. Bu grubu tamamen Almanca öğrenenlerin ihtiyacına göre tasarlamaya çalıştım arkadaşlar. Tavsiyeleriniz varsa, önerileriniz varsa ona göre yeni bölümler eklenilebilir, değiştirilebilir. Bence bu grup doğru kullanılırsa Almanca öğrenenlere gerçekten çok faydalı olacak bir grup. Yani Almancayı kursta öğrendim, ezberledim, geçtim, sınavı geçtim şeklinde düşünmeyin. Artık bir hayatınızın bir parçası haline getirmiş olun. Çünkü siz bu ülkede yaşayacaksınız. Bu ülkede çalışacaksınız. Yani bu çok önemli bir şey. Bu ülkenin kültürüne, neler yaşandığına, nelerin olup bittiğine, haberlerine, magazinine, her şeyine hakim olmanız gerekiyor. Bu da çok önemli. Yani bir şekilde buraya kendinizi adapte edebilmek için, buraya ait hissedebilmek için, buranın bir parçası olabilmek için bunları da bilmeniz gerekiyor. Buradaki insanlar ne dinliyor, buradaki insanlar ne izliyor, politikada neler olup bitiyor, bunları takip etmeniz çok önemli arkadaşlar. O yüzden kesinlikle dizi, film, medya, bunları takip edin, kesinlikle takip edin. Bunu şiddetle öneriyorum. Kendinize iyi bakın.